أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kıymetli kardeşlerimiz, maksut derslerimizde muzaaf fiile gelmiş bulunuyoruz. Muzaaf fiildeki konuları aslında binada da epeyce bir anlatmıştı. Onu şöyle bir hatırlayalım. Muzaaf fiilde neydi muzaaf fiil? Aynül fiili ve lamul fiili, aynı cinsten olan. İşte bir medde oluyor. Bunun gibi fiillere muzaaf diyorduk. Muzaaf fiildeki konu neydi? İdgam konusuydu. Biraz farklı bir değerlendirmesi olacak ama yani onu inşallah izah etmiş olacağız. Şimdi İdgamda ne diyoruz biz? İdgamda efendim, üç tane idgam türü var. Ya idgam yapmak vacip olur, ya caiz olur, ya da mümteni olur diyoruz. İdgam, Arapçada genel olarak üç hükümde incelenir. Diyoruz ki iki tane harekemiz var. Birinci harf, ikinci harf. Değil mi? İkinci harfimiz, diyorum ki ben, ikinci harf eğer harekeli ise bu durumda idam yapmak vaciptir diyorum. İdam yapmak vacip. İkinci harf harekeli ise birincisi ne olabilir? Birincisi harekeli olabilir, sakin olabilir. Peki, eğer ikinci harf arız bir sükunla sakin ise idam yapmak caizdir diyorum efendim. Yok. Efendim, tabi bu sakinse bu ne olacak? Bu da efendim harekeli olacak belki ama burada farklı bir değerlendirme yapacak biz. İkinci harfe bakmamız bizim için yeterli oluyor. Eğer asli bir sükunla, lazım bir sükunla sakin ise o zaman idgam yapmak mümtenedir efendim. Şimdi vacip olan ne gibidir? Misalle verelim. Bakınız. M, D, D ne oldu? Medde oldu. Değil mi? Medde oldu. Yani burada aslında genelde muzaaf fiillerden misal veriyorlar ama biz daha anlamak bakımından nakıs fiilden de bir misal veriyoruz buraya. Bunu kitaplarda pek doğrusu görmedim. Ama böyle bir misalin uygun olacağını düşünüyoruz. Allahu alem. Mevzuvun bakınız. Mevzuvun. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Ne yapacağız? İdam yapacağız. Mevzuvun olacak. Peki, caiz olan ne gibidir? Caiz olan da efendim, şöyle bir çizgi çekelim. Caiz olan da lem, yem, düt gibidir. Lem, yem, düt. Bakınız, birincisi harekeli, ikincisi sakin ama sükun nasıl? Arız bir sükun. Yani ne demek arız? Yani bu sükun aslından yok. Başına gelen bir cezim edatı dolayısıyla olmuş bu sükun. Bir cezim, bir vakıf meselesi var burada. Yani emri hazır, nehi hazır, bilmem cahd-ı mutlak gibi yerlerde olan bir sükun. Burada idam yapmak nedir? Caizdir. Ama meded ne olsaydı ne diyecektik? Meded ne? Diyecektik ki burada idam yapmak mümtenedir, burada idam yapılmaz diyeceğiz. Çünkü bu sükun bir cezim edatından dolayı gelmemiş. Kendinden olan bir sükun. Şimdi mesele böyle. İşin bir boyutu bu. Yani idam yapmak'nın hükümleri. Bunu anladık. Şimdi idam yaparken iki tane meselemiz var bizim. Birinci harf, ikinci harf. Birinci harfin ne olması lazım? Sakin. İkinci harfin harekeli olması lazım. Buna çalışacağız biz. Meselemiz bu. İşimiz bu. Birinci harfi sakin kılacağız. İkinci harfi harekeli kılacağız ki idgam yapıp bunları birbirine katabilelim. İşte efendim bunu nasıl yaparız? Bunu şöyle yaparız efendim bakınız. İlk harfle alakalı olarak belki bina derslerinde de bunu anlatmışızdır. Şu üç tane mesele vardır. Biz diyoruz ki tut kat. Yani eğer ilk şeyimiz
efendim ilk harfimiz sakinse ne yaparız? Tut kat yaparız. Buraya yazayım tam da karşısına gelsin böyle. Tut kat. Bakınız tam benim istediğim gibi. Birincisi sakin, ikinci hareket. Tuttum kattım, hiçbir şeye gerek yok. Ben bunu sakin kılmakla vesaire uğraşmama gerek yok. Peki efendim tut kat bu. Ya da şöyle şurada, evet tut kat bu. Peki ilki harekeliyse ne yapacağım? O zaman da iki durum söz konusu olabilir. Hatta şöyle biraz daha bunu bir kenara alayım şöyle. Farklı bir boyutta olsun bu. Tut kat. Ne gibi efendim? Mevzuvunda olduğu gibi bunu mevzuvun yapıyorum. Hemen şuraya yazayım. Mevzuvun. Öbürü ne? Öbürü de efendim sat kat. Bakın ne gibi bu? Yem düdü gibi. İki tane dal yan yana. İkisi de harekeli. İkincisi harekeli. Özellikle benim için bu. Bu ne yapayım? İdam yapmak vacip. Ne yapacağım şimdi ben? Şundan kurtulmam lazım. Bundan kurtulurken ben önce bakarım. Bu harekeye ihtiyacı olan var mı? Birine satabilir miyim ben bu harekeyi? Boşuna çöpe atmayayım. Efendim birine kullanabilecekse kullansın. Satayım ona ben. Diyorum bakıyorum ki ben makabilindeki mim sakin. O zaman ne yapıyorum ben? Bunu mime veriyorum. Dolayısıyla ne diyorum? Ye muddu diyorum. Onu da idam yapıp ye muddu diyorum. Bu ne oldu şimdi? Sat kat oldu. Bir de ne var efendim? Bir de at kat var. Ne gibi bu da? İşte medede gibi. Medede de dal harekeli. Bunun kurtulmam lazım. Satacağım bir yer yok. Atıp katıyorum. Med efendim şöyle şeddeleyerek medde yazıyorum. Hulasayı kelam. Şöyle efendim. İşte bu. Dolayısıyla birinci harfin durumu böyle. Birinci harfin durumu bu şekilde. Sakinse istediğim gibidir katarım. Tutar katarım. Eğer harekeli ise bakarım. Öncesine satabiliyorsam satar katarım. Öncesine satamıyorsam atar katarım. Tut kat, sat kat, at kat. Peki ikinci harfe gelince. Bakın ikinci harfte ne olması lazım? Harekeli olması lazım. İkinci harf sakin olursa ne yapacağım ben? Buralarda elhamdülillah güzeldi. İkinci harfimiz efendim harekeliydi. Onda hiç sorun yaşamadık. Ama gelin şuraya bir bakalım. Şu caiz olan idgamda olur bu durum. Bu dediğimiz problem nerede olur? Caiz idgamda olur. Çünkü zaten öbüründe ikinci harf efendim burada ikinci harf harekeli, sıkıntı yok. Burada zaten idam yapılmıyor. Burada ikinci harf sakin. İdam yapmam lazım, ne yapacağım? Şimdi buna bakalım. Efendim şöyle şuradan aşağı bir ok çıkaralım. Bunu inceleyelim. Bu mesele ne? Bu mesele ikinci harfin durumunun incelenmesi. Efendim. Bakınız. Şimdi lem yemdüt öyle mi? Önce tabii ki ne yapacağım? Dalin harekesini makabine nakledeceğim. Öyle ya. Bunun bir sakin kılınması lazım. Önce onu yapayım. Ne oldu bakınız? Lem yemüt oldu. İki tane sakin oldu. Bunun harekeli olması lazım. İşte burada buna bir hareke vereceğim ben. Şu anda artık benim buna bir hareke vermem icap etti. Ne harekesi vereyim? Üç tane harekem var. Damme, fetha, kesra. Diyorlar ki buna bir fetha verebilirsiniz. Niye fetha verebilirsiniz? Çünkü diyor efendim fetha hafif bir harekedir. Hafif. En ucuzunu verelim biz. Fetha. Ehaffül harekat. Fetha verdik. Başka ne verebiliriz? Buna diyorlar kesra da verebilirsiniz. Niye? Çünkü sakin bir harfi harekelediğimizde kesrayla harekeleriz. Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesr. Yani işte huz el kitabı ne deriz? Huz il kitabı deriz değil mi? Kesra verebiliriz. Bir de öncesindeki harfin harekesine binaen bu misalde ne verebiliriz? Efendim damme verebiliriz. Dolayısıyla biz bunu şöyle idam yaparız. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu şeklinde yaparız. Bir de idamsız yaparsak lem yemuddu 4 vecih olur. İdamlı 3 vecih, idamsız 1 vecih. Şunun çekimini yapacak olsak 4 vecih ile çekeriz.
Yani mesela meddeyi çekecek olsam medde yemuddu medden madun memdudun lem yemudde lem yemuddu lem yemuddu lem yemdud diye çekerim. Dördüce caiz onun için bu şekilde çekerim. Şunun harekesini efendim. Lem yemudde lem yemuddi lem yemuddu. Meseleler bu şekilde efendim. İdgamla alakalı meseleler böyle. Demek ki bir, idgamın hükümleri. İkincisi harekeli ise idgam yapmak vacip. Ağrı sükununa sakinse caiz, asli ile sakinse mümteni. İdam yaparken birinci harfin durumlarında bize ne lazımdı? Sakin yapmak lazımdı. Sakinse sıkıntı yok. Harekeli ise bakarım, satabilirsem satarım, satamazsam atarım. Bitti. İkinci harf harekeli ise sıkıntı yok. İkinci harf sakinse ona bir hareke koymam gerekir. Bu da fetha veya kesra her zaman olur. Damme ise makablinde damme varsa olur. Makablinde damme yoksa olmaz. İşin özeti bu. Yani mesela lem yefirra lem yefirri gelecek. Lem yefirra lem yefirri lem yefrir derim. Lem yefirru demem. Bu meddenin meçhulünde, yemuddunun meçhulünde. Lem yumedde lem yumeddi lem yumded derim. Ama lem yumeddu demem. Çünkü oradaki mimin harekesi her ne kadar öncesindeki ya dammeli olsa da mim dammeli olmadığı için, hemen öncesi dammeli olmadığı için damme söyleyemem. İşte böyle. Okuyalım efendim. وَأَمَّا الْمُضَاعَفُ مُضَاعَفِ ile gelince وَإِذَا كَانَتْ عَيْنُ فِعْلِهِ سَاكِنَةً وَلَامُهُ مُتَحَرِّكَةً عَيْنُ الْفِيلِ سَاكِنْ لَامُ الْفِيلِ هَرَكَلِي ise اَوْ كِلْتَاهُمَا مُتَحَرِّكَتَيْنِ وَيَهُدْ تَرِكْسِ بِرْدَنْ هَرَكَلِي ise فَالْاِدْغَامُ لَازِمٌ İdam yapmak lazımdır. Şimdi diyeceksiniz ki bak burada ne dedi? Ayn sakin lam harekeli ya da her ikisi de harekeli. Ayn sakin lam harekeli nasıl olur? Şimdi maksudun ifadesini anlamaya çalışalım. Bakınız. Mede de dediğimiz zaman her iki harekeli, öyle mi? Yemdudu diyelim. Yemdudu diyelim. Biz burada ne yapıyoruz? Nakil yapıyoruz değil mi? Satıyoruz yani. Burada yemdudu'yu neye çeviriyoruz? Yemuddu'ya çeviriyoruz. Maksut buradan alıyor. Maksut hadiseyi buradan itibaren inceliyor. Bak diyor, bunu buraya nakletti ya, ondan sonra bak sen diyor. Ondan sonra bakarsan, efendim aynül fiil, sakin lamül fiil harekeli görürsün. Dolayısıyla ona göre hareket et diyor. Yani sükûnu böyle anlıyor. Maksut müellifi böyle izah ediyor. Dolayısıyla bakınız, hemen görelim. Vel aslu medede yemdudu. Medede ikisi harekeli. Yemdudu. Bakın hemen yemdudu izah ediyor. Fenuqilet harakatu dalil ula fil mustakbeli ilel mim. Muzari'de ilk dalin harekesi mime nakledildi. Ve bakiyet sakineten ve sakin kaldı. Bir sakin bir harekeli oldu. Medede ise iki harekeli oldu. Fudgimeti dalul ula fil saniye. Birinci dal ikinci dale idgam yapıldı diyor. وَإِذَا كَانَتْ عَيْنُ فِعْلِهِ مُتَحَرِّكَةً عَيْنُ الْفِيلِ harekeli olur. وَلَامُهُ سَاكِنَةً بِسُكُونٍ لَازِمٍ Lamı ise sükunu lazım ile sakin olursa فَالْاِظْهَارُ لَازِمٌ O zaman ızhar yapmak, idgam yapmamak lazımdır. نَحْوُ مَدَدْنَا Efendim, مَدَدْنَا عَيْنُ الْفِيلِ harekeli, lamu fiili arız sükununa sakin idgam yapmak nedir burada? Caiz değildir, mümtenidir. Yani ızhar yapmak lazımdır. Peki, bunu anladık. وَاِنْ كَانَتَا سَاكِنَتَيْنِ Her ikisi birden sakin olursa. Biz böyle bir şey görmedik. Her ikisi sakin olursa. İşte bakın, her ikisi sakin olursa dediği nedir? Efendim, maksut müellifinin şu lem yemdüdün daldeki dammeyi mime aktardığımız durumdur. Lem yemuddüd. Budur. Lem yemudd. Efendim şuraya şey yapayım. Onun kastını lem yemudd. Lem yemdüdden lem yemudd olmuş halidir. Evet. Ve in kana sakineteyn ikisi birden sakinse bu köşeli parantezde Musa Hoca'nın yazdığı burası bir sükunun arız tabi burada sükun arız bir sükundur. Hurriketi saniyetu ikincisi harekelenir ve udgimetil ula fiha birincisi ikincisine idam yapılır. Nahvu lem yemudde lem yemuddu lem yemuddi gibi işte burada anlattığımız şey bakınız lem yemdud idi bunu buraya naklettim ne oldu lem yemudd oldu şurası sakinken bakın niye böyle burayı damme yazıyoruz? Bu doğru değil. Efendim, lem yemud oldu. Sonra lem yemud dediydu dedik. Bakın izah ediyor. Vel aslu lem yemdud.
فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم. Birinci dalin hareketi mime nakledildi. İşte burada olduğu gibi nakledildi. Efendim, febakiyeta sakineteyn, ikisi birden sakin kaldı. Fehurriketis saniyetu, ikincisi harekelendi. Ve udghimetil ula fiha, ve birincisi ikincisi idam yapıldı. Peki nasıl harekelendi? Thumme futihat, sonra bu fethalandı. Eddalu saniyetu, ikinci dal fethalandı. Niye? لأن الفتحة أخف الحركات. Çünkü فتحة أخف الحركات. En hafif harekedir. ويجوز تحريكها بالضم اتباعا للعين. Aynül fiiline, aynına ittibaen damme ile harekelenmesi de caizdir. Yani şimdi tabi burada ne var? Lem yemuddu, değil mi? Bu damme neredeydi? Aynül fiildeydi. Herhalde onu kastederek söylüyor yani. Aynül fiilinde daha önce olup daha sonra efendim mime geçen o dammeye tabi olarak biz bir önceki harfe göre diyoruz. Efendim damme ile harekelenmesi de caizdir. Ve bil kesri kesrayla da harekelenmesi caizdir. لِأَنَّ السَّاكِنَ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ. Çünkü sakin harekelendik de kesrayla harekelenir. كَمَا يُذْكَرُ فِي الْاَمْرِ. Emirde de zikredildiği gibi. Yani emirde de durum böyle olur. Ne diyoruz? Mudde, muddi, muddu, umdut diyoruz. Bakınız. وَتَقُولُ فِي الْاَمْرِ مِنْ يَفْعُلُ. يَفْعُلُ kalıbından emri hazırda. بِضَمِّ الْعَيْنِ. Dersin ki muddu بِضَمِّ الدَّالِ وَمُدَّ بِفَتْحِهَا وَمُدِّ بِكَسْرِهَا dersin. وَالْمِيمُ مَضْمُومَةٌ فِي الثَّلَاثِ. Mim her durumda da dammelidir. وَيَجُوزُ اُمْدُدْ بِالْاِظْهَارِ. İzharla umdut de demek caiz. Yani idam yapmadan umdut demek de caizdir. Bunu isterseniz görelim efendim. Bakınız şöyle şunu yazayım. Umdut'ten alayım. Umdut. Ne olacak? Dalin harekesi mime nakledilecek. Ne olacak? Umud olacak. Bu da artık hemzeye gerek yok bu durumda. Atacağım hemzeyi. Mud olacak. Bu durumda da üç hareket vereceğim. Mudde, müddi, müddü. Bir de bu şekilde olması caizdir. Ümdüt diyeceğim. Yani biz çekim yapsak meddenin hemzeye muhtelefesini işte mudde, müddi, müddü, ümdüt, la temudde, la temuddü, la temuddü, la temdüt diyeceğiz. Ve tegulü min yef'ilu. Yef'ilu kalıbından dersin. Kesril ayni. İkinci baptan. Firri bil kesri ve firra bil fethi. Vel fa'u meksuratun fihima. Fa'da kesralıdır ve yecuzu ifrir. Ha demek ki ikinci baktan ne diyoruz? Firra. Firri, ifrir diyoruz. Firru caiz mi? Caiz değil. Tefirru'dan alın isterseniz bakın. Bunda farklı bir yönden gidelim. Tefirru'dan alın. Muzahiden yapalım. Tefirru. Ne olacak bu? Efendim tefirru'dan aldığımızda tabii bu tefrir olacak değil mi? Sonu cezmettiğimizde tefrir olacak. Ta'ya atacağız, başına bir hemze getireceğiz. İfrir olacak değil mi? İfrir oldu. İfriri bulduk. İfrir, şunu aktarayım öncesine. Fir olur, ifir olur. Hemzeye atarım, fir olur. Fetayla harekelerim, kesayla harekelerim. Firra firri, hulasa-i kelam olur. İfrir demek de caizdir. وتقول من يفعل بالفتح بفتح العين عض بالفتح وعض بالكسر والعين مفتوحه فيهما ويجوز اعضت. Yani عض يعض 4. babdan. عضض يعضض يعضض اعضت diyorum. Efendim bakın şurada ne demiştim? Bir daha hızlıca hatırlayalım. İfrir demiştim, öyle mi? İfrir. Ne oldu burada? Firra, firri caiz oldu. Bunu buraya aktarmıştım. Firr oldu. Hemzeye attım tabii. Gerek yok ona. Firra, firri dedim. Buna ne diyorum? İ'dat diyorum. İ'dat. Ne olacak bakın? Hemen daha birinci datın harekesini ayna aktaracağım. İ'ad olacak. Bu hemzeye gerek yok. Ad olacak. Ben de ne yapacağım bunu? Ya ki fethayla da kesrayla harekeleyeceğim. Adda adda diye idgam yapmış olacağım. Adda adda yadat. Peki. Ve tekulu min ef'ale yuf'ilu ehabbe yuhibbu. İf'al babından da dersin ki diyor. Ehabbe yuhibbu. Ne olacak? Düşünelim bakın. Ehbe be. Ehbe be. Buralar emirlerle alakalı
kısım idi diyelim. Şöyle şuraya da ifal babını yazalım. Ehbebe. Öyle mi? Ne yapacağız? Burada ne var? Sat katı var. Ehabbe olacak. Fetha'yı öncesine aktardım. Ehabbe. İdam yaptım. Ehabbe oldu. Efendim. Ehabbe oldu. Peki. Yuhibbu'ya bakalım. Yuhibbu. Yuhibbu. Aktaracağım öncesinde ne olacak? Yuhibbu olacak. Bir de şey anlatacak. Ehbibi anlatacak. Ehbib bakın. Bu emri hazır. Ehbib. Tabi buradaki sükun ne? Arız bir sükun kabul ediliyor. Ehbib. Böyle olmak caiz. Böyle diyebiliriz. Efendim ne yapacağım? Öncesine aktaracağım ne olacak? Ehib olacak değil mi? Hemen iki tane bayla bunu yazayım. Ehib olacak. Ne yapacağım bunu? Fetha ile hareket edelim. Ehibbe. Kesra ile hareket edelim. Ehibbe olur. Dolayısıyla ehibbe, ehibbi, ehbib şeklinde söylemek caizdir. Okuyalım bir daha. وَتَقُولُ مِنْ اَفْعَلَ يُفْعِلُ اَحَبَّ يُحِبُّ وَالْأَصْلُ اَحْبَبَ يُحْبِبُ فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْبَاءِ اِلَى الْحَا Ba'nın harekesi ha'ya nakledilmiştir. وَاُدُغِيمَ Efendim ve udgimet el ba'u fil ba'i ba'da ba'ya idgam yapılmıştır. Ve taqulu fil emri ahibbe ahibbi. Emirde böyle dersin. Ve ahbib bil idgami vel izhar. Yani emri hazırda ahibbe ahibbi ahbib dersin. İdgam da yaparsın, izhar da yaparsın diyor. Ve kullama adgamta harfen fi harfin bi harfi bi harfi idgam yaptığın zaman edhalte bedelehu teşdiden o idgam yerine ne getirirsin sen? Bir şedde, yani o harf yerine, idam yaptığın harf yerine ne getirirsin? Bir şedde getirirsin diyor. Böylelikle de efendim muzafiili bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.